Ya sonra dedim ki, ya kardeşim bak burası Kreuzberg. Ya Ömer sen gerçekten çok komik bir çocuksun. Ceyda hani okulda bir çocuk vardı, ne diyorduk ona, muz ümit miydi? Hatırladın mı onu? Ya acayip komik bir çocuktu ya. Çocuk okul piyesinde muz rolü mü oynamıştı? Öyle bir şey değil mi? Sonra adı muz diye kaldı. Ya çocuk bir de böyle muz yemekten falan korkuyordu değil mi? Hay Allah'ım ya. İnanılmazdı. Aa ama sonra şey oldu ya. Çocuğun önüne muz kabuğu koydular. Çocukcağız basıp düştü, bacağı kırıldı. Bayağı kötü bir şekilde kırılmıştık. Çünkü 3-4 ay yine okula gelememişti. Ben niye bu hikayeyi daha komik hatırlıyorum? Ömer sana inanamıyorum. Çok komiksin. Öyle mi? Daha kendi sesimizi duyamıyoruz şurada. Şimdi toplumun ortak ahlak kurallarına dikkat edersek yalnız biz de varız. Herkes var burada. Ne yapabilirim Kerem? Sen de bağıra bağıra konuşuyorsun şu an benimle. O zaman ahlak kuralları geçerli değil mi? Ayrıca komik bir şey anlattı, güldüm. Ne var bunda? Tamam, biz de eğleniyoruz. Ne yapalım? Biz de mi anıralım? Eğlenmiyor muyuz Ceyda? Ben yine çok su içtim galiba. Bir tuvalete gideyim en iyisi. Annem arıyor da. İstersen sonra da bakabilirim. Ya yok, aç sen. Bir şey olmasın şimdi. Merak etmesin sen. Alo. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Kim? Ben mi sana bakacağım? Ben mi sana bakacağım asıl? Sana gerçekten inanamıyorum yani. Yalandan bir konfeti patlatman eksikti. Ne diyorsun? Ne alakası var? Nasıl ne alakası var? Ceyda'yı getirmişsin yanında. Ceyda'yla senin ne alakan var? Diyorum ki Kerem'ciğim, kıskandığından Ceyda'yla gelmişsin. Asıl senin yaptığın kıskandırma şovu. Senin böyle yüksek kahkahalı güldüğünü kim görmüş, kim duymuş? Senin yaptığın asıl kıskandırmak. Demek ki şimdiye kadar iyi anıramamışımdır. Güldürememişsindir, o yüzden de anıramamışımdır Kerem, olamaz mı? Bayağı esprilere güleceğini ben nereden bileyim? Aşağılama başladı. İşte kıskanıyorsun, kabul et. Tarzım değil. Ceyda da pek tarzın değildi. Ne oldu? Ceyda'yı şimdi bu konuşmanın arasına sokmak, kıskanmak olmuyor mu? Ben senin neyini kıskanayım ya? Ayrıca Ceyda'yı mı kıskanacağım? Sen beni kıskanıyorsun, sen. Kıskanıyorsun işte, itiraf et. Sen itiraf et, sen beni kıskanıyorsun. Bir de Ceyda'yı getirmişsin yanında. Ya ne alakası var? Onu mu kıskanacağım ben? Evet. Kıskanıyorsun tabii çünkü senden daha dürüst biri ve senden daha normal bir insan. Keşke senden önce o çıksaydı karşıma. Kusura bakmayın, afiyet olsun. Gidelim mi biz? Gidelim. Ceyda kusura bakma. İstersen biz de geceyi burada bitirelim, olur mu? Yok. Niye? Kerem, sorun değil. Ayşe'yi rahatsız etmek istediğinin farkındayım. Nasıl yani? Seni bu işe alet ettiğim için bana kızgın değil misin? Hiç anlamayacaksın Kerem, değil mi? Asla. Ya nasıl, neden olduğu önemli değil. Ben seninle birlikte mutluyum. Seninle vakit geçirmekten çok mutluyum. Ya biliyorum, böyle düşününce biraz mantıksız, hatta zavallıca geliyor ama ne yapayım? Ben de kalbimle hareket ediyorum, duygularımla hareket ediyorum. Ben seni her halinle çok seviyorum Kerem. Biz yine de kalkalım hadi, tadımız kaçtı.
Hiç konuşmadın yol boyunca. Ne söyleyeyim ki? Yani her şey gördüğün gibi işte. Çok mu sevdin onu? Sevmişsin. Ama işte sevgi bazen yetmiyor. Biz Kerem'le birbirimizi çok sevdik. Ama daha çok savaştık. Ya bu bizim gördüğün her zamanki halimiz. Hep böyleyiz biz Kerem'le işte. Yıprattık birbirimizi. Sonunda da olması gereken oldu sanırım. Ayrıldık. Yani insan bazen elindekinin kıymetini bilmiyor. Ya onun yerinde olabilmek için... Ömer lütfen. Sus, tamam. İyi geceler. İyi geceler. Kusura bakma. Ha, sorun değil, sen iyi ol yeterli. Şey Ayşe. Sana sadece tek bir şey soracağım. Eğer gerçekten Kerem'le hiç karşılaşmasaydın... ...ya da biz seninle daha önce karşılaşabilseydik... ...bir şansım olur muydu? Sen iyi birisin Ömer. Bu cevap yeterli. Sağ ol. Bu sorduğun soruya cevap vermek o kadar zor ki. İstediğin cevabı da veremedim. Biliyorum. Ama doğru cevap yok ki zaten. Ya ben samimiyetine teşekkür ederim yine de. İyi geceler tekrardan. Kendine iyi bak. Yemek için teşekkür ederim. Rica ederim. Yukarı gelmek ister misin? Bir kahve içeriz. Yok, sağ ol. İyi geceler. İyi geceler. Neyi hatırladım biliyor musun? Neyi? Lisedeki okul çayını hatırlıyor musun? Liseyi bile zor hatırlıyorum şu anda. Hani Galaxy Disco'da olmuştu. Galaxy Disco'yu hatırladım, evet. İşte o gün arabayla gelmiştin sen. Çıkışta da beni... Aynı bu akşam gibi eve bırakmıştın. Evet. Hatırlamadın değil mi? Ama ben hiç unutmadım. Yani o akşam geldikten sonra aslında fizik çalışmam gerekiyordu ama çalışamamıştım. Odaya kapanıp sabaha kadar hayaller kurmuştum. Lise günleri güzeldi tabii şimdi düşününce. O gece bir yıldız kaydı. Ben de bir dilek tuttum. Güle güle eşkıya. Efendim? İşte öyle espri yaptım, boş ver, önemsiz bir şey. İlahi Kerem ya, ben ne anlatıyorum, sen ne anlatıyorsun? Neyse, benim için bu kadarı da yeterli. İyi geceler. İyi geceler. Çünkü senden daha dürüst biri ve senden daha normal bir insan. Keşke senden önce o çıksaydı karşıma. Aa. Kim ki bu? Kerem. Gelsene içeri. Sadece tek bir şey soracağım. Sor tabii. Deneyelim mi? Anlamadım. Gayet iyi anladın. Sen, ben, biz olarak işte bir şans verelim mi? Nasıl? Sevgili gibi mi? Aynen öyle. Ben bu anı milyonlarca kez düşlerimde yaşadım.
milyonlarca kez. Hiçbirinde böyle kapıyı çalıp gelmiyordun Kerem. Hiç tahmin etmezdim. Gerçek olacağına inanmadıysam demek ki. Hep büyük büyük, büyük büyük sahnelerde kavuşuyorduk biz. Yani? Yani öyle çok plansız. Çok yalın. Ama hala çok büyüleyici. Reddetmem mümkün değil. Nereye kadar bu pembe rüyalar?